Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ardından normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte iş yerleri açıldı, sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir de son günlerdeki vaka artışlarına dikkat çeken bir açıklama yaparak şunları söyledi. Aşılama oranlarının hızla artması ve normalleşme adımlarıyla birlikte pek çok kişi pandeminin artık biteceğine dair ümitli. Ancak hala aşılanmayan, sırası geldiği halde aşı olmayan kişi sayısı da oldukça fazla. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını tam bitti diyecekken yeniden alevleniyor. Aşılanmadaki hız ve 17 günlük tam kapanma sonrasında vakaların da düşmesiyle normalleşme adımları atıldı. Vakalar 4000 civarlarına kadar inmişken yeniden bir yükseliş gözlenmeye başladı. 17 Temmuz verilerine göre Türkiye'de 24 saatte 7666 vaka görüldü. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında da vakalarda bir yükseliş trendi hakim. Öyle ki ABD'de bazı eyaletler maske zorunluluğunu tekrar getirdi. Koronavirüsün seyrini değiştiren varyantların yanı sıra aşı olma oranlarının da bu tabloda etkisi oldukça büyük. Peki dördüncü dalga gelecek mi? Uzmanlar dünyada dördüncü bir dalga görülmesinin sürpriz olmayacağını söylerken Türkiye için de bayram tatiline dikkat çekildi. Dünya genelinde dördüncü dalganın görülme ihtimali kesinlikle var. Hatta dördüncü dalga kaçınılmaz durumda şu anda. Çünkü Delta varyantı gerçekten şu ana kadarki virüslerin en bulaşıcı versiyonu. Çok hızlı bulaşıyor ve dünyada birçok ülkenin de aşılanma oranları çok düşük. Şu an toplumsal bağışıklığa ulaşmış birkaç ülke var ve onun dışındakilerde virüs hızlı bir şekilde yayılıyor. Hatta daha önce çok az vakanın olduğu Tayland, Vietnam gibi ülkelere de çok büyük bir dalga geldi ve bu ülkelerdeki ilk büyük dalga. Tayland'da geçen aya kadar günde birkaç vaka görülürken son zamanlarda yaklaşık 10 bini buluyor. Aşıların yetersiz olduğu ülkelerde Delta varyantını kontrol etmek pek mümkün gözükmüyor. Ancak aşı olan yerlerde en azından virüsün önü kesilebiliyor. Bunun örneğini İsrail'de görüyoruz. İsrail'de de vakalarda artış var ama bu artış orantısal olarak çok daha düşük. Özellikle hem İsrail'de hem de İngiltere'de olan artışlarda ağır hastalık ve ölümler orantısal olarak artmıyor. Tabii ki artan vaka artışlarıyla beraber ekonomi etkilenecek. Bitmekte olan veya iyice biten esnafımız yeniden kepenk kapatacaktır. Bayram tatili dolayısıyla özellikle sahil şeritlerinde turizm sektörüne can suyu vermek için açılan iş yerlerinde de esnafımız nefes aldı, bunun farkındayız. Fakat esnafımız olası dördüncü dalga sonucu tekrar kepenk kapatırsa çok ciddi artışlarla karşı karşıya kalabilir. Buradan yetkilileri şimdiden uyarıyoruz. Tedbiri elden bırakmayın. Şimdiden ekonomik ve sosyal tedbirleri alın. Aksi halde Allah muhafaza doğacak kriz ülkede sosyal patlamalara sebep olabilir. Tedbir bizden, takdir Allah'tan.